Ne biçim koktu ya? Ben boşuna vejetaryen değilim gerçekten. Çok becerikliyim. Aa. Ya ama ya of. Aa Mehmet. Erken geldin sevgilim. Benim daha sürprizim olmadı ki. Yani yemeğim daha bitmedi. Ama madem sen de beni özledin, bana sürpriz yapmak istedin. Hoş geldin. Kalplerimiz karşılıklıymış. Neden öyle bakıyorsun aşkım? Ama aşk olsun, kırılacağım bak. Ya tamam, normalde mutfağa girmiyor olabilirim ama... girdiğim zaman da şahane lezzetli yemekler yapıyorum. Bak, elimde ben bile var. Ha bu arada... sen çocukların velayetini aldığın zaman B12'leri falan eksik olmayacak. Onu bil istedim. Neden öyle bakıyorsun sevgilim? Aşkım. Aşkım. Evden zor kaçtım. Sırf seni görebilmek için. Çanakkale aldım. Aldım. Çanakkale. Buyurun Kasa Hanım. Çok teşekkür ederim. Tamam, ben bir su içeyim. Tamam ama şurada 6000 liranı da alıyorum. Tamam. Evet, devam et. Yeter! Arzu deme bana! Arzu deme! Konu benim çocuklarım. Bir daha çocuklarımla arama girmeye kalkarsan... terk ederim seni, anladın mı? Yüzümü göremezsin. Dönüşü de olmaz. Bana bak Mehmet, ben Arzu'ya benzemem. Beni bu yalanlarla kandıramazsın. Ne diyorsun? Ne yalanı? Ay, hayallerim mahvoldu Mehmet. Bütün hayallerim elimden kayıp gidiyor. O Merve var ya, o Merve. O Merve yüzünden sarmaşağa taşınamıyorum ben. Tamam, tamam, tamam. Bir sakin ol. Bak, yapma böyle, sen hamilesin. Üzme kendini böyle şeylerle. Bak, çocuğa da bir şey olur sonra. Ayrılıyoruz. Nasıl, anlamadım. Hayatımı mahvettin. Ama artık bitti. Bu yaşadığımız ikimiz için de yanlıştı. Gelirken arkadaşını aradım. Beynin suyu. Gelip senin yanında olsun, sana göz kulak olsun diye. Ben de bir iki parça eşya alıp gideceğim. Ama ben sensiz ne yaparım Mehmet? Sen de bensiz yaşayamazsın ki. İyi bir oyuncu, oyunun ne zaman bittiğini anlar. Kaybettiği anı görür ve görür görmez tanır. Daha fazla zorlamaması gerektiğini, oyunun bittiğini ancak gerçek oyunbazlar anlar.